ortaklaşa üretmiş durumdalar. Ve bunun da Cumhurbaşkanlığımız külliyesinde şöyle bir adeta test sürüşünün yapılmış olması bizleri ayrıca mutlu etti. Ve tabii şu andaki aracın boyu 8 metre ve ses vesaire hiçbir şey söz konusu değil. Özellikle tabii yapay zeka olarak da derken gerek yayalara karşı duyarlı, gerek tüm trafik sinyallerine karşı duyarlı, böyle bir araca sahip olmak ve yıl sonuna kadar 24 metreye kadar elektrikli hale getirilecek. Bu tabii ülkemiz için gerçekten bir iftihar vesilesi. Ben bu konuda gerek Karsan'ı gerekse Adas'taki tebrik ediyorum. Ve seri üretimle birlikte bu sektörde inanıyorum ki ülkemizin adını da markalarımızın adını da duyuracaklar. Bunda hiç şüphem yok. Ve bütün mesele bunun da ilk adımının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden atılmış olması bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Ve bundan sonraki süreçte de bu seri üretimle birlikte artık biliyorsunuz yok mazottu, benzindi, bunlar kalkıyor. Her şey artık elektrikliğe dönecek. Böyle bir sürecin içerisindeyiz. Tabii aynı zamanda temiz enerjinin de bir biliyorsunuz ön adımları. Çünkü dünya temiz enerjiye gidiyor ve bu iklim değişikliğinin tartışıldığı, en önde olduğu bir sürecin içerisinde yani bize de diyorlar peki siz niye iklim değişikliği noktasında adım atmıyorsunuz? Ben bunu diyenlere şunu söylüyorum. Eyvallah. Amerika şu anda iklim değişikliği ile ilgili adım atsın. Biz de atarız. Şimdi onlar atmaz, biz atarsak bizim şu anda sanayimizde durum ortada. Bizim de güçlü bir sanayiye sahip olmamız için her şeyden önce bazı öncü ülkelerin bu adımı atması lazım. Biz hiçbir zaman bu konuda geri kalmayız. Ama adım atacağız. Geçenlerde biliyorsunuz Elon Musk'la görüşmem oldu. İşte o da Tesla ile bu alanda dünyada öncü. Ve kendileriyle de bu konuları görüşmeye hazır olduğumuzu da söyledik. Ama ben şu anda gerçekten bu güzel tasarımla birlikte yani Karsan ve Adas'taki tebrik ediyorum. Güzel bir dayanışmayla ilgili bu örneği verdiler. Tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Ülkemiz için, milletimiz için de hayırlı olsun. Sen yakın zamanda yurt içinde yollarda da görecek miyiz? Yurt dışında satışı gerçekleşti ama. Tabii ki. Tabii ki, tabii ki. İnşallah. Külliyede göreceğiz efendim. Külliyeye verecekler. Şimdi tabii önemli olan burada sürümde kazanabilmek için acaba fiyatlandırma nasıl olacak? Rakamlar yüksek olursa talibi çok fazla olmaz değil mi? Doğru. Patron biliyor bu işi. Gençler daha bu işlerden pek anlamaz. Onlar hemen kazanmak isterler. Siz külliyede kullanacak mısınız efendim? Ben söyledim. Öyle, ne kadar hemen isterseniz dediler hemen. Hediye ediyor. İlerleyen zamanlar özellikle misafirlerimiz için bu çok ses getirir. Acaba makam aracınız yapay zeka ile sürülebilir mi? İlerleyen zamanlarda böyle bir gelecek olabilir mi? İlerleyen zamanda ne olmasın? Tabii. Efendim araç son derece güvenli ancak ilk bindiğinizde şoför koltuğunda kimsenin olmaması sizin biraz tedirgin etti mi? Yok, önceden bilgiler almıştım. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Arkadaşlar şöyle bir şey.